7 Mart 2021 tarihinde kalbimiz geçiren Razi Öztekin bir gün sonra 8 Mart'ta hayatını kaybetti. Bugün arkamda görmüş olduğunuz ses tiyatrosunda Razi Öztekin için bir anma düzenlendi. Anmanın ardından sanatçının naaşı Zincirli Kuyu Mezarlığı'na götürülecek. Anmaya katılanların arasında sanatçı dostları Derya Baykal, Okan Bayülgen, Şevket Çoruh, Şoray Uzun, Zeliha Berksu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da vardı. Peki Rasim Öztekin kimdir? Galatasaray Lisesi mezunu olan Rasim Öztekin'in amatör tiyatro geçmişi 45 yıl öncesine dayanıyor. Öztekin 1981 yılında Kahraman Şansı'nın kurucusu olduğu Orta Oyuncular ve Nöbetçi Tiyatro Topluluklarında profesyonel oldu. Öztekin ve Şensoy 20 yılı aşkın süre boyunca birlikte tiyatro yaptılar. Öztekin ayrıca tiyatronun önemli simgelerinden biri olan Hasan Efendi Kavunu'nun da 5. sahibiydi. Rasim Öztekin Eylül 2020 yılında sağlık sorunlarından dolayı kavuğu Şevket Çoruh'a teslim etmişti. Pek bir konuşma hazırlamadım açıkçası. Sadece babama çok teşekkür etmek istiyorum. Benim ilk aşkım olduğu için, ustam olduğu için, bana her şeyi öğrettiği için, evet o bütün saydığı ustalardan öğrendi. Onların yanında benim de yetişmemi sağladı. Ben burada büyüdüm. Bu sahnede onu izleyerek büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim babamla. Ama bak baba, birlikte aynı sahnedeyiz. Şu sahne, orada bir sürü usta, baş öğretmenim Ferhan Şensoy olmak üzere bir sürü usta benim konservatuvarım oldu. Rasim abi önce hayranlık beslediğimiz bir sanatçı, daha sonra meslektaşımız, büyüğümüz, ustamız, rol gereği de olsa, geçici bir süre içinde olsa babamız oldu. Orta oyuncuların amatör kolu nöbetçi tiyatrodan yetişti Rasim. Kısa sürede orta oyunculara katıldı. Kabuğumu ona devrettim. Orta oyuncularda çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından ötürü sahneyi bıraktı, kabuğu Şevket Çoruh'a devretti. Rasim abiyle şahların vuruluşuna şahit etmiş. Kahraman Bakkal'ın süpermarkete karşı verdiği şanlı mücadelede ön saflarda birlikte çarpışmış olabilirsiniz. Belki de sesi İstiklal Caddesi'nde içinden tramvay geçen bir şarkıda kulağınıza çalınmıştır. Ya da İstanbul'u satıyorum diyen arsız bir görgüsüzü size canlandırırken. Henüz kendini padişah zannedenler başta yokken, soyut padişahın dalga olduğu suretinde de karşınıza çıkmış olabilirsin. Çok güzel bir insandı, çok özel bir insandı, çok kaliteli bir insandı. Onunla her şeyi konuşabilirdiniz. Sanatı, sporu, klasik arabaları, müziği, edebiyatı, felsefeyi. Günü geldi, uçtu gitti gökyüzüne. Kavuklu fotoğrafı asılı durur ses 1885'te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne. Buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede. Her sanatçı gibi o da çok tuhaf soruşturmalar geçirmiş. Bazı sanatçılar gibi onun için de parasız yaşamak pahalı olmuştur. Rasim Öztekin gerçek bir tiyatrocu, çok özel bir insandır. Tiyatromuz içerisinde kendine has bir yer edinmiş, sembol isimlerden biri olmuştur. Çok uzun zamandır hepimizi zaman makinesine bindirip 2000'li yıllardan 80'lere götürdü. Rasim abi 3 gün öncesine kadar hala o zaman makinesinde bilet kesiyordu. Ta ki zamanın öneminin olmadığı yerde ustalarıyla buluşmaya gidene kadar. Rasim her zaman, her gece, bütün oyunlarda tabii repertuar değişiyor. Şurada bir koltukta oturur. Büyük bir coşku, büyük bir heyecan, büyük bir sanat ateşiyle oyunu baştan sona seyreder. Böyle ruhuyla kendinden geçer. Rasim abi, kavuğu bize teslim ettin. Asla pişman olmayacaksın. Burada, evinde, ses tiyatrosunda, orta oyuncuların önünde sana tekrar söz veriyoruz. Huzur içinde uyu, için rahat olsun Rasim abi. Rasim Öztekin
geleneksel tiyatromuzun en anlamlı simgesi olan kavuğu hakkıyla ve layıkıyla taşımıştır. Takılma be derdim kendi kendime. Nasıl olsa Rasim abi var. Rasim abiyle konuşuruz. O senin sıkıntını, sorularının cevabını bilir, sıkıntını alır gider. Meğer kendi sıkıntısı hepimizinkinden daha büyükmüş, daha fazlaymış. Bunu bir kez olsun yansıttığına tanıklık edemem ben. Yolda gelirken taksi şoförü dedi ki, nereye götüreceğim sizi işte dedim. Şey, Oda Kule'nin oraya. Dedim Rasim Öztekin'in dedim. Anma törenine gidiyorum. Aa dedi. Omurgalı adamdı dedi. Rasim Öztekin konservatuarının artık mezunları olarak ona güle güle demenin vaktinin gelmesinin acısını yaşıyoruz. Herkes için çok acı, çok büyük bir kayıp. Şahsen tanıma şansına kavuştum Sayın Rasim Öztekin'i. İnsancılığıyla, tevazusuyla, iyimserliğiyle insanların gönlüne kolayca ulaşabilen biriydi. Etrafına da kesinlikle kayıtsız şartsız iyilik yayan bir insandı. Böylesine değerli bir sanatçımızı kaybetmiş olmaktan duyduğum derin üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Değerli Rasim Öztekin'in ardından hepimiz bu acıyı hissediyoruz. Bu acıyı hisseden herkesin başı sağ olsun. Herkese sabır diliyorum. Bu zamansız ölümü başta ailesi, sanatseverlerimizi, değerli sanatçılarımızı çok üzdü. Bize düşen onun anısını gelecek nesillere taşımak. Onun her daim zihinlerde, akıllarda kalmasını sağlayan. Temelinizde bulunuyor. Biliyorum ki bu güzel insanın ardından onun sanat ruhunu, sanat anlayışını yaşatacak. Aynı Rasim Beyler gibiydi diyecek güzel sanat dostları yetişmesi ve ardından gelmesi ve o ruhu yaşatmasını istiyorum. Öncelikle çok iyi bir insan aramızdan. Çok müthiş bir insan yani. Çok iyi bir tiyatrocu. Çok yani bazı şeyler kelimeyle tarif edilmiyor. Ben Pelin'in yanında durmaya geldim. Kendimce vedalaşmaya geldim. Fazla söyleyecek de bir şey yoktu. Sizlerle, çevreler, geldiğiniz için sizlerle çok teşekkür ederim.